Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, artık yılbaşı çiçeğimiz gördüğünüz gibi her bir yerinden tomurcuk vermeye başladı. İnşallah yakında çiçeklerini de göreceğiz sevgili arkadaşlar. Bu videomu çiçeğim açmıyor, yılbaşı çiçeğim özellikle. E, kaç yıldır çiçek açmıyor. Ne yapsam, ne etsem, ne vitamini versem bir türlü tomurcuk vermiyor. Ya da tomurcuk verip tomurcuklarını döküyor diyen sevgili arkadaşlarım sizlere gelsin. Öncelikle çiçeğimizin e, gördüğünüz gibi ek dallarından bile ara dallarından bile tomurcukları çıkmaya başladı. Maşallah. E, çok sevinçliyim. Çünkü yılbaşı çiçeğini çok seviyorum. E, en çok sevdiğim çiçeklerden bir tanesi yılbaşı çiçeği sevgili arkadaşlar. E, o yüzden açması da e, beni ayrıca bir mutlu ediyor. Tomurcuk verip çiçek açması. E, şimdi şöyle aradakilerini de göstereyim. arkadaşlar birçok yılbaşı çiçeğim var Bunlar da onlardan çoğalttıklarım arkadaşlar sizlere vitaminler söylüyorum bunların içerisinde en etkilisi çaydır ve onun dışında çiçeğinize haşlanmış patates kabuğu suyu verebilirsiniz yılbaşı çiçeğinize pirinç suyu verebilirsiniz fasulye suyu da çok etkili bakın gerçekten fasulye suyu da çiçeğimizin açmasını coşmasını sağlıyor yılbaşı çiçeğini besliyor öyle söyleyebilirim fasulye suyu da nedir nohut fasulye ısladığımız zaman haşladığımız zaman bunların suyu arkadaşlar dökmüyoruz çiçeğimize veriyoruz daha güçlü ve sağlıklı kökleri oluşuyor çiçeğimizin büyümesini hızlandırıyor Yılbaşı çiçeği evin içerisinde durması gereken ve soğuk bir ortamda durması gereken bir çiçektir. Fazla suyu sevmezler. Çok fazla sulama yaptığınız zaman kök kısımlarında çürümeler oluşuyor. Sonrasında çiçeğimiz ölüyor arkadaşlar. Bunun için ne yapacağız? Çiçeğimizi haftada bir kere su vereceğiz. Sonrasında e, soğuk bir yerde evin içerisinde durması gerekiyor. Fasulye suyu verecekseniz eğer Fasulye suyu koku yapıyor diyen sevgili arkadaşlarım, fasulye suyu verdikten sonra çiçeğinizi bir ya da iki gün balkonunuzda bekletebilirsiniz. Bunlar da çoğalttığım diğer çiçeklerim. E hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Çiçeğimizin açması için hiç fark etmez küçük de olsa çiçeğiniz büyük de olsa mutlaka açması gerekiyor. E şimdi bu çiçeğimde açma sırası. Hemen şöyle bir avuç çayımızı bu akşam kuru çay vereceğim arkadaşlar. Normalde çayın e, posasını ya da demini de veriyorum. Hemen bir avuç saksım küçük kuru çayımı şöyle toprağının üzerine gezdireceğiz. Biraz da suyunu vereceğiz. Sonrasında e, 15 gün çiçeğime herhangi bir vitamin vermeyeceğim. E, bu çay çiçeğimin büyümesini e, sonrasında tomurcuk verip çiçek açmasını sağlayacak arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ediyorum.